Hoş geldiniz. Konu Mardin olunca ve özellikle konu ne yaparsan yap birileriyle yap deyince ben bu coşkuya, yaşadığım her ana, her başarıma mutlaka birilerine ortak ederek başlıyorum. Bu duyguyla başlıyorum. Bu duyguyu da size ortak etmek istedim. Başardığımda, paylaştığımda, paylaştıkça başardığımda insanların bu işe ruh verdiğine inanıyorum. Ben bu ruhla çalışıyorum. Mardinli bir ailenin kızıyım. Enteresan bir hikayem var. Doğu kültüründe hangi dinden ve kültürden olursanız olsun, erkek çocuk çok önemli. Dolayısıyla erkek çocuk evlendiği zaman gelin eve geliyor. O büyük konaklardaki her oda bir gelin için açılıyor. Annem ve babam evlendiği zaman ailenin en güzel, en becerikli ve en küçük gelini olarak annem eve geliyor. Fakat bu farklılıklarından dolayı diğer gelinler tarafından annem çok hoş görülmüyor. Annemin talihsizliği ta ki iki kız çocuğu doğurana kadar devam ediyor. O zamanki gündem değişiyor. Annemin yeni konusu senin erkek çocuğun olmuyor. Allah'ın bir vergisi, annem tekrar hamile. Ve herkes bir erkek çocuk beklentisi içerisindeyken, hatta anneannem annemin çok üzülmemesi için bana erkek çocuk müjdesini verene bir altın para vereceğim diyor. Ve annem doğum için hastaneye gidiyor. Bütün aile bir erkek çocuk beklentisi içerisinde hastaneye gidiyor. Hemşire heyecanla geliyor. Diyor ki, teyze diyor, gözün aydın anneanneme. Bir oğlun, bir kızın oldu. Diyor, sana kalsın istemiyoruz. O doğan kız çocuğu bendim. Babam diyor ki, 3 tane kız çocuğum var diyor ama hepsini erkek gibi yetiştireceğim diyor ve onlara üniversite okutacağım diyor. Ve bizi alıp İstanbul'a getiriyor. Annemle babamın en büyük hayali bizi üniversite okutmaktı. Sonra bir mucizemiz oldu, bir erkek kardeşimiz oldu. Biz 4 kardeş üniversiteyi bitirdik babamın idealindeki gibi. Çok iyi yerlerde kendi işlerimizi kurduk. Marmara Üniversitesi Turizm Rehberlik Bölümü mezunuyum, profesyonel turist rehberiyim. 98 yılında bir meslektaşımla evlendim, İzmirli'de eşim. 99 yılında ülkedeki siyasi değişimler, sonra Marmara depreminin olmasından sonra ikimiz de turizm sektöründe, ülkede turizmin durma noktasına geldiği durumda işsiz kaldık. Biz Mardin'i hiç görmedik, ben ve kardeşlerim. Biz babamın Mardin özlemleriyle büyüdük. Hep bize Mardin'i anlattı ama hiç götürmedi. Sonra eşime dedim ki, hadi gel Mardin'e gidelim beraber. Ve Mardin'e gittik. Ben büyülendim. Bence bir iş yapmak istiyorsak fark yaratmalıydık ve Mardin'de olmalıydık. Eşime dedim ki, hadi gel Mardin'e yerleşelim. Eşimi ikna etmek çok zor olmadı. Ve dedi ki, tamam olur. Sonra hayatta her zaman bir amacınız olsun diyen babamın karşısına dikildiğim zaman, ben Mardin'e gidiyorum dediğimde, gidemezsin dedi. Ben 24 yaşındaydım, gözü karaydım, her şeyi yapabilirdim. Ben gidiyorum, sen buna karışamazsın. Sen bu imkanı bana verdin, beni buraya kadar okuttuysan ben gidiyorum dedim. Mardin'e gittim. Mardin güvenlik sorununu henüz çözememiş. Birçok dinden ve kültürden insanın yaşadığı, kültürel zenginlikleri harika bir şehir. Ve dolayısıyla bence turizm burada gelecek vaat ediyordu. Şehir 600 bin nüfusluydu o zaman. Ağırlıklı geçim kaynağı tarım ve sınır ticaretiydi. Ama güvenlik sorununu henüz çözemediğinden, tarım sektörünün içerisinde bulunduğu durum çok sıkıntılı olduğundan, sınır ticaretiyle olan ilişkileri de bir gün kapının kapalı kalması, Irak ve Suriye kapısının kapalı kalması, bu nedenlerden aslında çok da sağlıklı bir durum yoktu. Ciddi bir sanayi yatırımda olmadığı için aslında Mardin'de en büyük sıkıntı işsizlikti. Bana göre turizmde gelecek vaat ediyordu. Ben burada turizm yapacaktım. 99 yılının kayıtlarına baktım, istatistiklerine, TÜİK raporlarına baktım. Mardin ziyaret eden turist sayısı 11 bin. Bu rakamları lütfen bir kenara kaydedin. Ve yatak kapasitesi 220. Ve ben burada turizm yapacağım. 3 yıldız kötü bir otel, bir esnaf lokantasından başka bir turizm yatırımı olmayan Mardin'de turizm yapacaktım. Çok inatçıydım, çok kararlıydım.
İstanbul'da tanıdığım bütün acentalara gittim. İçimde fırtınalar kopuyor. Ben Mardin'e gidiyorum diye. Ondan sonra eşime soruyorlar, ne hissediyorsun? Radikal bir karar aldım, Mardin'e yerleşiyorsun. Diyor ki, Ebru bilir, ben bilmiyorum diyordu. Mardin'e gittim. İnsanlar anlamadıkları bir dilden bahsediyorsunuz. Terör sorununu henüz çözememiş bir şehirde. Özellikle ve özellikle ailemin yanında, dayımın öldükten sonra yengem ve çocuklarının bir arada yaşadığı bir yerde ben onların yanında kalıyordum. Giyinmem, yaşantım farklıydı. Gelinlere kötü örnek oluyordum. Babama kafa tutmuştum. Dolayısıyla kuzenlerim şey demeye başlamışlar yengeme. Söyle buraya geri gitsin. Bizim başımıza iş açacak. Gelinlere kötü örnek oluyorum çünkü. Durum böyleyken Mardin'de neler yapılabilir diye. Herkesin Mardin'deki heyecanımdan, burada turizm yapılacak, harikalar olacak falan diye bahsederken herkesin tek söylediği bir şey vardı. Hayırlı olsun, devam edersin diye. 2000 yılının Eylül ayında bir Alman turist grubuna eşlik ediyorum. Tek bir otel ve tek bir restoran. Akşam yemeğini grubum orada yemek yediler. Sonra grup lideri dedi ki, öğlenleyin yarın Urfa'ya gitmeden önce yine burada mı yiyeceğiz? Evet, burada yiyeceksiniz. Yemekler çok kötü Ebru dediler. Başka bir yer bulmak zorundasın. Serdar diye bir rehber abim. Serdar abi, başka yer yok. Burası var sadece. Ebru, bak bir yere geldin, bir iş yapıyorsun. Alternatif yaratmazsan bu iş yürümez. Ve ben grubuma yarın... Bunlar Alman konsolosluğunun misafirleri, Harran'dan sonra işte Adıyaman, GAP, birçok program var. Yarınki programımı aksatamam ve yarın gerçekten yemek yemem lazım ve burada yemeyeceğim dedi. Şimdi durum böyle olurken ben tabii o heyecanımı anlattım insanlara. Üzüncelikle restoran sahibine gittim, dedim ki ben lütfen patates haşla, insanlar patates haşlasınlar, patates yesinler çünkü bu yemekler çok yağlı, devam edemeyeceklerini söylüyorlar. Senin yarın cuma dedi, senin 28 kişinle uğraşamam dedi, nereye götürürsen götür. Alternatifsiz olduklarını çok iyi kullanmaları çok canıma dokunmuştu. Babam karşıydı, aileye karşı bir şeydi ve insanlara bir şeyler yapabileceklerini anlatmaya çalışırken Mardin'de karşıydı sanki bana. Sonra eşim bölgenin koşullarına alışamayınca o da gitmişti. Eve gittim, yengeme durumu anlattım, dedim böyle böyle, çok ağladım o gün. Herkes bana karşı ben güzel bir iş yapmaya çalışıyorum. Niye böyle her taraftan bir darbe yiyorum diye. Ve yarın dedim grubumu götürebileceğim, yemek yiyeceğim hiçbir yer yok. Yengem dedi ki kaç kişi grubun? 28 dedim. İyi dedi, buraya getir. Nereye dedim? Eve getir dedi. Her gün kaç 28 kişiye yemek yapıyorum ki dedi. İyi peki dedim, sen bilirsin. Emin misin? Git dedi. Gittim, sabahleyin Deli Zafaran Manastırı'nda, Mardin'i bilenler bilir. Grup liderine çok hızlı bir şekilde dedim ki, biliyor musunuz size harika bir yer buldum yemek için dedim. Neresi dedi? Yengemin evi. Sonra dedi ki, ben eve girersem bu grubu oradan çıkartamasam, ondan sonra Urfa, Harran sıra gecesi programı ne olacak dedi. Söz veriyorum dedim, 1:30'da her şey hazır olacak. Sizi otobüsünüze ben bindireceğim dedim. Eve gittim. O günkü heyecanımı hatırlamıyorum. Bu Mardin'i biliyorsunuz dağın eteğinde kurulmuştur. Sokaklar merdivenlidir. Ben o kalenin altındaki eve giderken ayaklarımın titrediğini hissettim. Ben bir söz vermiştim ama kime karşı söz vermiştim? Beni nasıl bir sürpriz bekliyordu bilmiyordum. Ondan sonra eve geldim. Beni karşılayan sadece yengem değildi. Yengem sokaktaki bütün kadınları, gelinleri bir araya toplamış. Çeyizler inmiş. Avluda harika bir sofra hazırlanmış. Yemekler yapılmış. Ondan sonra paylaşım başladı. Söylesene dedi yanımdakine. O yemeği ben yaptım. Öbürü dedi ki şu yemeği ben yaptım. Muhabbet çok uzadı. Herkes harika bir ortam. Saat 4'te iş bitti. Program alt üst oldu. Ondan sonra grubum gitti. Yengem okuma yazma bilmiyor ama okusaydı çok şeyler olacağına inandığım bir kadın. Bu işi benimle yapar mısınız dedim. Ne işi dedi. Ben size grup getireceğim dedim. Siz yemek hazırlayacaksınız. Bu işten para kazanacağız. Olur mu dedim. Kadınlar da olur falan böyle. Sonra aynı mahallede 8 tane o tarihi evlerden seçtik. Sonra onları düzenledik. Ondan sonra ben menüler yazdım. 1, 2, 3, 4 diye okuma yazma bilmeyen çoğunlukta çocuklarıyla iletişim kuruyordum. Şey diyordum, söyle annene 5. menüden 40 kişi gelecek, yarın sizin evdeyiz. Çocuklar onları annelerine söylüyorlar. Biz bu işle birlikte böyle bir sektör yarattık, 21 kadınla beraber. O...
İnsanlara inanmadıkları bir işten bahsediyorsunuz, onlara yatırım yapmalarını söylüyorsunuz, bu çok zordu. Orta Doğu'ya yakın bir yerde, birinin hapşırdığında bütün dünyanın nezle olabileceği bir coğrafyada siz insanları turizm yatırımına çağırıyorsunuz, bu da bir ütopyaydı. Dolayısıyla ne yapacaklarsa yapsınlar, Mardin'in kendisi yapacağına çok inandırdım kendimi ve bir değişim başladı. Ve biz o kadınlarla birlikte yemekler yapmaya başladık, bizi basın duydu. Basında herkes bizi aramaya başladı, Mardin'de kadınlar yemek yapıyorlarmış diye bizi sormaya başladılar. Ve ondan sonra biz bu işten para kazanmaya başladık. Sonra 21 Mart 2001 yılı Diyarbakır Havalimanı'nda İtalyan grubu, 32 kişilik bir İtalyan grubu ağırladım. Ve o grubu görür görmez grup liderine dedim ki, Lale dedim, Diyarbakır'da, sen dedim Hasankeyf Midyat yap, Mardin'de buluşuyoruz, bu grubun 5 yemeği var bende. Niye? Çünkü dedim biz hep yer sofralarında yemek yedirmeye çalışıyoruz. Bu insanlar 65 yaş üstü ve ben bunları yer sofrasında oturup masa sandalye bulmaya Mardin'e gidiyorum dedim. Masa sandalye aramaya gittim Mardin'e çünkü yer sofrası. Baktım ki bu olacak iş değil. Sonra İstanbul'daki Topkapı Sarayı'nda, Beylerbeyi Sarayı'nda turistlere yemek verdiğimiz geldi. Koşarak Mardin Müzesi'ne gittim. Dedim ki ben turist gruplarına yemek vermek istiyorum. Kafeteryanızı bize verir misiniz diye. Ondan sonra Mardin Mahallesi'ne gittim. Durumu anlattım. Kafeteryayı alın dedi. Mardin Müzesi yeni açılmış. Ödeneği yok. Kimse ziyaret etmiyor. Sık temizlik sorunu var, su sorunu var gibi sorunlar var. Bizim kadınlar orayı ele aldı. O 21 tane kadın. Bu sefer benimle bir ordu olmaya başladık. Biz her yere giriyoruz, her şeyi biz başarabiliriz. 21 tane kadın geliyor, müzenin bütün görünen yerlerini temizliyorlar, tuvaletlerini temizliyorlar, belediyeden su getiriyoruz tankerle. Sonra oraya yemek yemek isteyen herkes para ödemeye başlıyor. Bir sirkülasyon oluşmaya, bir para dönmeye başladı. Herkes çok memnun. Ama görüntü çok komik. Saat 11 civarında bizim kadın ellerinde tencereleriyle Mardin Müzesi'nin kapısında bekliyorlar. Herkes soruyor, ne oluyor müzede? Bir gün diyorlar ki, bugün mevlüt var, öbür gün bugün düğün var. Mevlüt ve düğünlerin sonu gelmeyince birileri bizi şikayet etti. Mardin Mahallesi kesin ve kararlı bir tavırla, müzede yemek olmaz Ebru Hanım dedi. Bir kere daha yenildim. Ne yapardım? Babam karşı, herkes karşı ama beni bir destekleyen, bir değişime inanan bir kadın grubu var. Herkes çok üzüldü, o kadınlar benden daha çok üzüldü. Ben o zaman hayatıma şöyle bir şey söyledim. Çünkü şöyle bir şey vardı, turizm sektörü çok küçük. İstanbul'da heyecanla Mardin hayallerimi anlattım insanlara gidip de ben yapamadım diyemek istemedim. Çünkü sonra yeni bir iş verin, ben o işi beceremedim ama bana başka bir iş verin, bana göre değildi. Ben bu işi yapacağım dedim. Önce hayatımı değiştireceğim, önce kendime bir ev bulacağım, kendi başıma yaşayacağım dedim. Bir ev buldum, Soğuk Cadde ortasında, herkesin işte çok böyle istemediği bir ev. Harika bir evdi. 1888 tarihli bir konar, Ermeni mimar tarafından yapılmış. Mardin'de taş işlemeciliğinde önemli örneklerden bir tanesi. Ancak o kadar yıpranmış ki 94 yılından beri içerisinde insan yaşamamış. Şu kadar bir anahtar verdi ev sahibi bana. O anahtarı aldım ve koşarak yengemin yanına gittim. Biliyor musun dedim, ev tuttum. Hayatımı kurmaya karar verdim. Yengem hayırlı olsun çünkü o da bir sorumluluktan kayboluyor artık. Ama dedim şimdi başka bir iş yapıyoruz dedim. Ne yapıyoruz dedi. Restoran açıyoruz dedim. Nasıl yani dedi. Evet dedim restoran açıyoruz. Mardin'de bir restoran açacağız. Bu en önemli bir şeyimiz olacak dedim. Ve bütün kadınları bir araya topladım. Benimle var mısınız dedim. Hepsi evet dediler. 8 Haziran 2001 yılında Mardin'in ilk turistik işletmesi Cercis Murat Konağı'nı açtım. Ondan sonrası geliyor tabii. Mardin bir kadın, yalnız bir kadın. Mutfağında kadınlar çalışıyor ve içkili bir restoran işletiyor ve turistlerle çalışıyor. Bunlar Mardin'de çok böyle aykırılıkların bir araya geldiği şeylerdi. Sonra bir küçük bir toplumda bir kadın için söylenebilecek her şeyi konuştular hakkında. Hiç duymadım. Kadınların oraya gelmesi zorlaştı. Karşımızda bir kahve vardı. Bizim muhasebemizi bizden daha iyi tutuyorlardı. Sonra arkadaki kapıyı açtım. Kadınlar oradan gidip gelmeye başladılar. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Yavaş yavaş insanlar bu işten para kazanacaklarını anladılar. Sonra adamlar gelmeye başladı yanımda. Ya bizim çocuklarla geldik de bizim bir evimiz var, bunu ne yapalım diye bana sormaya başladılar. Mardin'de bir sektör oluştu, turizm oldu. Ve harika işler yaptık. O kadınlar büyüdü. Geleneksel aile işçisi olarak çalışan kadınların ekonomiye kazandırılması en büyük şeydi. İnsanların en iyi bildiği işten başlamıştım, yemek yapmaktan. Düşünsenize 50 yaşındaki kadına Türkçe bile bilmiyor. Ben ona deseydim ki gelin size turizm öğreteceğim, sonra buraya turistler gelecek, çok iş yapacağız deseydim ben bu işte başarılı olamazdım. Ve ondan sonra
bu sektörün içerisinde onların en iyi bildiği işten arz ve talebi karşıladıktan sonra harika bir iş yaptık. 2014 yılına gelmeden önce 2007 yılında Türkiye'de, daha doğrusu dünyada Kent State Üniversitesi tarafından Kent State Üniversitesi tarafından dünyada 16 ülkede 4 kadından biri seçildim ve uygulanabilir geleneksel ekonomiler yaratma konusunda dünyada bir örnek seçildi. Cercis Murat Konağı'nın açılma projesi. Sonra 2007 yılında yine sosyal girişimcilik ödülü aldık. Çünkü bütün herkesi içine katmıştık bu işin. Sonra 2011 yılında Türkiye'nin kadın girişimcisi seçildim. Sonra Japon Devlet Televizyonu geldi bana, dediler ki güneyde balıkçı köylerimiz var bizim. Tsunami'den çok etkileniyorlar ve o geleneksel yapıyı bozmadan onlara bir şeyler yapmak istiyoruz. Örnekler göstermek istiyoruz ve araştırdık, sizin projeniz kulağımıza çok hoş geldi. Sizin belgeselinizi hazırlamak istiyoruz dedi. Japon KNK Televizyonu bizim belgeselimizi hazırladık. Onlara harika mesajlar verdik. Sonra National Geography geldi ve biz muhteşem bir iş yaptık. 2014 yılına geldiğimiz zaman turist sayısı 11 binden 700 bine, yatak kapasitesi 220'den 5800'e ulaştı. Bunu Mardinli'nin kendisi yaptı. Küçük bir restoran örneğinde bir kadın ve kadının değişime inanan bir kadın ve ona inanan kadınlarla bir turizm endüstrisi, bir turizm ekonomisi kuruldu şehirde. Ve herkes bundan para kazanmaya başladı. Öyle bir sorumluluk yüklenmişim ki sonradan bunu sokakta gezince daha iyi anladım. Sonra işler ters gitmeye başladı. Ne oldu biliyor musunuz? Sonra önce Kobani olayları başladı. Sonra 2015 Haziran seçimleri ve arkasından Cizre Sumsaybin olayları. Kimse gelmemeye başladı Mardin'e. Sokakta yürüyemez hale geldim çünkü büyük bir sorumluluktu. Herkes bana şeyi soruyordu. Ebru, ne zaman turist gelecek? Ne olacak bu işin sonu? 10 gün evden çıkmadım. Çok ağladım. Ama çok iyi bir network, iyi insanlar biriktirmişim. Sonra annem ve babam çok iyi iş çıkarmışlar. Harika bir kardeşim. Ebru, ne yapıyorsun dedi. Hiçbir şey yapamıyorum dedim ve bu çaresizlik içerisindeyim. Ne yapmam gerektiğini bilmiyorum dedim. Tekrar başa dön dedi. Neye dedim? En iyi bildiğin işten başla. Çünkü ben yanımda çalışan garson aşçılarımın hepsi kadın ve hiç kadro değişmedi. Ve o kadınlara dedim ki en iyi bildiğiniz iş nedir? El işi yapabiliriz dedi. Peki dedim, oturun. Ablam muhteşem yüzyılın merchandising ürünlerini üretiyordu. Bize ürün gönderdi. Ve o kadınlara geleneksel Mardin'deki el sanatlarını modernize ederek yeni ürünler geliştirme konusunda tasarımlar gönderdi. Ve biz o ahçı kadınlarla gündüz yemeklerimizi yapıp öğleden sonra boş olan restoranın bir odasında yeni ürünler yapmaya başladık. 18 yaşındaki kızım Instagram yolunu açtı. Dedi ki anne, biz bunları İstanbul'da başkalarına da pazarlayabiliriz. Sonra bir Instagram hesabı oldu. Sonra KAGİDAR üyesiyim, Kadın Girişimciler Derneği. Başkanı aradım. Sanem dedim, aklım buraya kadar yetti, bana yardımcı olmanız lazım dedim. Ben bir iş başladım. Turist bize gelemiyorsa biz onlara gitmeliyiz mantığıyla. Böyle bir iş yaptık, bize destek olun. Hemen bir çember çevrildi. Onlar bize destek oldu. İnanılmaz bir iş yaptık. Herkes bizi tanıdı. Sonra Hürriyet Gazetesi'nden Gila Ben Mayor bizim anlattıktı. Benim yaptıklarımı anlatıp sonra Hayatım Yeni Bahar diye de bir isim koyduk kendimize. Mardin mutfağında kullanılan en önemli baharattır yeni bahar. Hem tatlıda hem tuzluda kullanılır. Bana göre Mardin'de kadını temsil ediyor. Hayatım Yeni Bahar olsun projemizin adı dedik. Ve ondan sonra geleneksel takılar yapmaya, üretimler yapmaya başladık. Sonra şu anda Amerika'da, Arjantin'de, Fransa'da ve İngiltere'de ürünlerimiz satılıyor. 50 kadın çalışıyor bu işte. O ayrı bir sektör olarak geri döndü. Sonra İstanbul'da bir restoran, İtali, bize dedi ki gelin lansmanınızı biz yapalım. Harika bir iş yapıyorsunuz. Biz lansmanımızı orada yaptık ve herkese kendimizi anlatmaya başladık. Aslında krizleri iyi yönetmek gerekiyor. Şu anda orada en büyük sorun göçtü. Herkes göçü düşünüyordu. Biz buradan gidelim, daha iyi işe. Şimdi imkansızlıklar içerisinde göçü düşünen insanların büyük şehre gittiği zaman ne gibi sorunlar karşılaşacağını hep aklımda düşündüm, daha da belli. Ve ben bu insanlara emek vermiştim. 17 yıl boyunca bu insanlara bir şeyler anlattım, yapabileceklerini anlattım. Birlikte bir iş başarmıştık. Dolayısıyla en büyük sıkıntı oydu ve yavaş yavaş bunu harcıyorduk, bunu önüne geçebiliyorduk. Bu başka insanlara da örnek olmaya başladı. İnternet diye bir şey var ve biz bunu kullanarak nelere varılacağımızı göstermek istedik ve bunu gösterdik. Ve lansmanımızı yaptık İstanbul'da Zorlu Center'da.
Sonra bir uçak firması, Anadolu Jet, bizi uçaklarına taşıdı. Dedi ki, burada böyle kadınlar var, bu işleri yapıyorlar, insan sayısını bize anlattı. Yolumuz başka bir yere vardı. Harran'da, Hasankeyf'ten Harran'a yeni tayini çıkmış bir kaymakamla tanıştım ben. Dedi ki, Ebru Hanım harika bir iş yapmışsınız. Lütfen yaptıklarınızı bize de anlatın diye. Nasıl dedim? Zamanı bakıyorum geçti ama çok bana vakit verin. Nasıl dedi? Bu bir model dedi. Bize lütfen bunu yapalım. Urfa, Güneydoğu'da, Türkiye'de kadının en dezavantajlı olduğu yer. Harran bunun daha da gerisinde. Adam oraya atandıktan sonra bir şeyler yapmak istemiş kadınlar için ama hiçbir şey yapamamış. Önce karısını koymuş aile destek merkezinin başına, sonra kadınlar gelmeye başlamış. O sırada bir gastronomi projesi yazmış. Ben öncelikle hayatım yeni var modelini onlara uygulamak için gittim. Sonra Birleşmiş Milletler'den gastronomi projesi onaylandı. Ve o gastronomi projesinin eğitimlerini verdim 160 kişiye. Sonra o kadınlarla birlikte yine İtalya'ya döndük, bir restoran açtık. İşbaşı eğitimlerini pamuk tarlasından aldığımız kadınları. Bu sefer, bu arada bunların başında Mardin'deki aşçı kadınlar var. Onlar bu işi yürüttüler ve sonra dediler ki, işte İtalya'da biz işbaşı eğitimlerini yaptık o insanların. Sonra 3 ay sonra proje eğitim süreci tamamlandı. Mardin, Harran'da 2 gastronomi okulu ve restoran açılıyor ve 160 kişi istihdam ettik. Bu sırada Suriyeli mültecileri de bu işe dahil ettik. %30 oranında onlara da karıştık. Harran kampında çalıştım. Neler yapabildiklerini gördüm. Harika bir iş başardık onlarla da. Evet. Yaptığım iş bitmedi. Son bir şey kaldı. Kagider üyesiyim. Harika insanlarla, harika bir networkle, harika insanlar biriktirmişim. Çok değerli bir iş yapıyorsun arkadaşım. Seni desteklemek istiyoruz dediler. Sonra İstanbul'dan birçok iş dünyasından büyük firmaların, kurumsal firmaların ve birçok insanın gönlünü koyarak yaptıkları Hayatım Yeni Bahar Derneği'ni kurduk. Kırsal kalkınmada, öncelikli yerlerde, Suriyeli mültecileri de içine dahil ederek istihdam projeleri oluşturup, göçü önlemek için, istihdamda insanları orada istihdam etmek, orada yaşamalarını sağlamak için şimdi istihdam projeleri yapıyoruz. Şuna inanıyorum, ben çok uzattım. Batıdan gelen her insanın doğu için bir şans olduğunu düşünüyordum. Artık öyle düşünmüyorum. Doğunun insanı kendisi için bir şans. Yeter ki birileri onlara şans versin. Bu şansın birer parçası sizlersiniz. Lütfen, oradaki güvenlik sorunu dünyanın her yerinde var artık. Biz bir arada olmalıyız, el ele olmalıyız. Dolayısıyla oraya daha sık gelin, bu şansı birlikte büyütelim. Hayatımı şöyle söyleyeceğim, babamla barıştık. Dedi ki, sen çok büyük bir iş yaptın, ben seni anlayamadım. Sonra o gitti. Sonra kaçmasın diye bir Mardinli buldum, onunla evlendim. 3 tane çocuk yaptım. Ve onlarla birlikte harika işler yapıyoruz. Bir gün Mardin'e yolunuz mutlaka düşerse konağıma bekliyorum. Bu projeleri birlikte büyütmek için. Çok teşekkür ediyorum.